Ne işiniz var burada? Buradan geçiyordum. Sizi görünce durdum. Nasılsınız? Canan'la buluşup alışveriş yapacakmışsınız. Haberim var. Bugün emriniz amadeyim. Sizi gideceğiniz yerlere ben götüreceğim. Anlamadım. Bugün şoförünüz benim diyorum. Gidelim mi? Canan'ın yanına. Arabam köşedeki otoparkta. Canan'la böyle konuşmadık biz. Aramanıza gerek yok. Bizi bekliyor. Gidelim isterseniz. Bekletmeyelim daha fazla. Ne demek bizi bekliyor? Biz burada buluşacaktık. Canan bana hiçbir şey söylemedi. Gidelim mi? 2 dakikada Canan'ın yanında olursunuz. Biz Canan'la burada buluşacaktık. Ah, Canan da geliyor işte. Beklemekten sıkıldı sanırım. Çetin? Zehra? Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ayıptır sorması, siz nasıl buluştunuz böyle? buradan geçiyordum. Zehra Hanım'la karşılaştık. Tam yanına gelecektik ki sen bizden erken davrandın. Öyle mi? Evet, ama ne güzel bir tesadüf oldu değil mi? Hadi bakalım. Dikildik kaldık. Gidelim mi artık hanımlar? İyi. İyi madem. Bugün şoförünüz benim. Gerek yok. Biz gideriz. Hadi Canan. Kırmayalım Çetin'i ama. Canan, hiçbir yere gitmiyoruz bu adamla. Ama ben gitmek istiyorum. İşiniz bittikten sonra yemek yeriz. Boğaz'a karşı. Gerek yok. Bizim bir sürü işimiz var. Hadi gidelim artık. Lütfen. Beni bu zevkten mahrum etmeyin hanımlar. Hem taksiyle falan uğraşmanızı istemiyorum. Hadi Zehra ya. Yürü Canan hadi. Ya kusura bakma Çetin, ne olur. Sorun yok. Hiç önemli değil. Zehra Hanım nasıl istiyorsa öyle olsun. Yürü hadi yürü. Bugün de paçayı kurtardın ama daha senle çok işimiz var Zehra Hanım. Peki. Babamın istediği gibi olsun. Bu arada ya evde kalacaksın ailenle? Kalmazsam? Diğer mülklerde kalmana izin yok. Hepsine tek tek talimat verildi. Ne demek oluyor bu Ayhan abi? Benim elimden gelen bir şey yok. Babanın talimatı. İyi de nasıl bir talimat bu? Ya ne yaptım, adam mı öldürdüm? Organizasyona gelmek istedim. Ya başıma gelenleri gördün. Evet gördüm. Ayhan abi, ya kapı kilitliydi kapı. Ayrıca o kız ben zor durumda kalmayayım diye fedakarlık yaptı. Ya o pasaklı kıyafetlerden bile kurtuldu.
Ya giyindi, hazırlandı. Sırf baban aklı başında bir kız istediği için. Allah Allah ya, niye öyle bakıyorsun ki? Ya benim o pasaklığıyla ne işim olur? Mafyadan kurtardım diye o da bana yardım etmek istemiş işte. Evet, ben onu anladım. Ben seni soruyorum. Onunkini anladın da benimkini niye anlamıyorsun acaba? Ya anlattım ya, organizasyona saatler kala, ya kimseyi bulamayınca, ya o da öyle gelince... Öyle şey oldu. Ya, Ayhan abi. Ya benim etrafımdaki kızları biliyorsun. Ya ben temiz, titiz adamım. Of ya, benden uzak olsun da. Neyse. Yapman gereken daha tedbirli olmaktı. Benim bu dakikadan sonra yapabileceğim bir şey yok. Baban çok kararlı. Bundan sonrası sana kalmış. Ne demek şimdi bu? Yani babanın gönlünü kazanmanın yolunu bulmalısın demek. Ne yapabilirim ki? Eve dönebilirsin mesela. Hayatta olmaz. O zaman? Başın çaresine bak diyorsun. Bakarım. Bakacağım. Bakarım ben. Ya kötü bir amacım yoktu, vallahi bak. Ya sana... Bana yalan söyledin Canan. Arkamdan iş çevirdin, bunun izahı yok. Ya tamam söyledim evet ama Mansur küçücük bir yalandı. Ya ne yapayım, sevdiğimden yaptım. Ha sevmek suç mu? Ya Zehra sanki sen hiç yalan söylemiyorsun. Ya tamam yaptım bir kere. Ya ne olur birazcık sakinleş artık. Annemlere bir şey söylemeyeceksin değil mi? Söylemeyeceğim. Ama senin için değil, halamın yüreğine inmesin diye. Süpersin. Ama bak bir daha yalan söylersen. Söylemeyeceğim. Yemin ederim bak, Allah canımı alsın ki. Bundan sonra yanından ayrılmayacaksın. Tek başına dışarı çıkmak yok. Efendim? Neredesin? Canan'layım. Modacı şirkete gelmek üzere. Gelmiyor musun? Modacı mı? Evet. Gelinlik seçecektik ya. Unuttun mu? Yok yok, unutmadım da. Ben gelip alayım mı seni? Ha yok, ben şirkete yakınım zaten. Gelirim birazdan. Sesin durgun geliyor. Sen iyi misin? İyiyim. Tamam. Bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Sen Ömer'le buluşacaksın galiba. Görüşürüz o zaman. Ben giderim buradan eve. Yürü hadi, benimle geliyorsun. Ya ben giderim eve. Abartma istersen. Canan, tek başına hareket etmeyeceksin dedim. Yürü hadi. Ya çocuk muyum ben? Titizmiş. Allah'ım ya. Ayhan Bey'e de rezil olduğuma kaldım. İnşallah yanlış anlamaz. Sabah. Hayırdır? Vallahi sen bir gün benim küçük dilimi yutturacaksın. Ben alışverişe gidiyorum. İstediğin bir şey var mı? Yok Şükran teyzeciğim, sağ ol da. Ben sana bir çay söyleyeyim. Ha? Çayını iç öyle git. Yok yavrum yok. Şu alışveriş işini bir an önce bitireyim. Evde de yapılacak bir sürü işim var. İstersen sen gel benden, değişiklik olur, hava almış olursun. Yok Şükran teyze, ben gelmeyeyim. Bir müşterimi bekliyorum zaten. Bir de şu halime baksana.
Yani bir üstümü değiştireyim. Tamam kızım. Allah kolaylık versin. İşin gücün rast gitsin inşallah. Amin. Sağ ol Şükran teyzeciğim. Ben ne hale geldim böyle ya? Değiştireyim şunları. Bu modelimizde özel işlemeler kullandık. Çok güzel. Bu harika. Biraz gösterişli sanki. Yani böyle daha sade bir şey olursa çok iyi olur. Sen ne dersin? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hay hay. Daha sade modellerimiz de var. Bu daha sade bir model. Hareketlendirmek için eteklerinde renkli çiçekler kullandık. Aa! Ben biliyorum bu çiçekleri. Ay Zehra, bunu seç. Ay şahane. Acayip trend şimdi. Evet, güzelmiş. Ama dediğim gibi yani böyle biraz daha sade, daha düz bir şey olursa çok sevinirim. Ay Zehra, bir kere evleniyorsun. Yani şöyle daha şık, böyle gösterişli bir şeyler seçsen. Ha bir düşman çatlatsak değil mi ama? Karar senin. Ama hiç yardımcı olmuyorsun. Ben de sana bırakıyorum. Lütfen sen de fikrini söyle. Peki. Fikrim sen hangi gelinliği seçersen seç. Hangisini giyersen giy. İstisnasız hepsi sana çok güzel olacak. Ve ben hepsini ayrı ayrı çok beğeneceğim. En sade gelinliğimiz bu Zehra'nın. Hem diğerlerinden daha sade ve mütevazı. Bu çok sıradan. Sen benim ilk gösterdiğimi seç. O şahaneydi, çok gösterişli. Karar verildi sanırım. En çok içime bu seni sanırım. Siz nasıl isterseniz Zehra Hanım. O zaman buna tamam diyoruz. Galiba. İsterseniz hemen karar vermeyin. İstediğiniz tarzda birkaç modelimiz daha var. Moda evine provaya geldiğiniz gün üzerinizde görürüz. O zaman karar verirsiniz. Tamam, olur. Zor işmiş. Bir de bana sor. Ne o? Ufak bir şikayet sezdim sanki. Nasıl şikayet edebilirim? Pardon. Ha, yılın ultra süper çiftinin arasına böyle kara kedi gibi girmiş olmak istemem tabii ama... ...bir telefon edebilir miyim diye soracaktım. Şarjım bitmişti. Tabii. Telefon orada. Neye bozuldun Zehra? Ha? Ay neye gerildin anlamadım. Süper çift dedim diye mi? Ay değil misiniz yani? Canan lütfen. İyi günler. Siparişinizi getirmiştim. Oh nihayet. Açlıktan ölüyordum. Mis gibi de kokuyor. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? Nakit, kredi kartı? Kartla. Ne oldu? Bir sorun mu var?
Kartınız bloke olmuş, ödeme alamıyorum. Allah Allah, ne oldu ki? Bir de şunu da deneyeyim. Bu da aynı şekilde onay vermiyor. Cihazınızda bir problem olmasın? Yok, burada kart okuma hatası görünüyor. Yanılmıyorsam kartlarınız bloke olmuş. Ödemeyi nakit de alabilirim isterseniz. Nakit yok üstünde. Hay Allah, ne yapsak ki? Neyse, ödemeyi bir dahaki siparişte vereyim. Maalesef teslimatı yaptığım an ödemeyi almam gerekiyor. İyi de ben sizin sürekli müşterinizim. Ya idare edin işte. Ama şirket prosedürleri ve buna uymam gerekiyor. Yani siz getirdiğiniz pizzayı geri alıp gideceksiniz, öyle mi? İyi günler. İyi günler. İyi de ne oldu ki benim kartlarımın? Baba. Ah baba. Ben sana ne diyeyim ya? İnsanoğluna bunu yapar mı? Ya kartlarımı kapattırarak bana ceza verebileceğini mi sanıyorsun? Sular kesilmiş. Bugün herkes bana karşı. Evet evet dost. İyi bozul. Sen de bozul yani. Tam olsun. Hiçbir şey yarım kalmasın. Elektrikleri de kesmişler. Aynı anda hem suyu hem elektrikleri kesmişler. Doğalgaz da yok. Baktığın sayfadakilerini tavsiye ederim Zehra Hanım. Bu yılın en gözde konsepti bu. Karar senin. Ama hiç fena görünmüyor. Bilmem ki. Eğer beğenmediyseniz farklı renklerde seçeneklerimiz de var. Yok yok hayır. Güzel ama... Pardon. Biz biraz konuşabilir miyiz? Özel. Tabii. Affedersiniz. Bize biraz müsaade eder misiniz? Hem siz de biraz soluklanmış olursunuz. Bir kahve molası verelim. Evet. Tamam ben de çıkıyorum o zaman. Canan. Buradayım kuzen. Sadece birazcık nefes almak için odadan dışarıya çıkıyorum. Yüksek müsaaden olursa tabii. Mola yani. Mola. Tamam Canan. Eve birlikte gideceğiz. Onu söylemek istedim. Ben bırakacağım sizi. Sizin işiniz bir bitsin de ona sonra bakarız. Enişteciğim. Bir sorun mu var? Yok hayır da şu organizasyon şirketi falan. Ya, beğenmediysen başka bir firmayla görüşebiliriz. Hayır öyle değil. Yani diyorum ki organizasyon şirketi hiç olmasa. Ama nasıl olacak? Yani ben her şeyle ilgilenirim hallederim diyorsan ben izin vermem. Yani yorulmanı istemiyorum. Hayır hayır öyle de değil.
Zehra. Ben babana bir söz verdim. Her şey usulüne göre olacak. Babam senin gözünü bayağı korkutmuş anlaşılan. Oradan öyle mi görünüyor? Neyse. Tam da babam için diyordum. Yani şimdi düğün evimizin bahçesinde olacak ya. Olmasın mı? Daha düzgün bir yerde, yani otelde falan. Ömer. Efendim? Babam şaşalı şeyleri sevmez. Senin gibi. Yani mahallede, evimizin bahçesinde yapılacak düğün için organizasyon şirketine gerek yok ki. Süslemeleri biz yapacağız. Pastayı falan da Şükran teyze ben kimseye bırakmam dedi zaten. Yani... Yani? Yani diyorum ki bu organizasyon şirketini tamamen devreden çıkarsak. Hem biliyorsun işler büyürse bir şekilde Ayşe duyarsa. Tamam. Ben sen öyle diyorsan. Evet, evet öyle diyorum. Pek bir keyiflisin. Evet, bir mahsurum var. Bilakis. Ben çok şanslı bir adamım. Seninle birlikteyim. Senin gibi özel biriyle. Susarken de sesimi duyurabildiğim, konuşmadığı halde ne dediğini anladım. Pardon, bölüyor muyum? Günaydın Sabah Hanım. Günaydın Ayhan Bey. Buyurun. Teşekkür ederim. Kerem Bey'in evi için gelmiştim. Anahtarları değiştireceğiz. Bildiğiniz bir çilingir var mı? Yoksa evin satışını benden alıyor musunuz? Hayır, hayır. Naci Bey evin satışını bir müddet askıya almaya karar verdi. Bir hata mı oldu yoksa? Sizinle alakası yoksa benim. Peki sebebi nedir? Yani bir mahsur yoksa. Kerem'in babası Naci Bey bir takım kararlar aldı. Organizasyona katılmayan Kerem'i cezalandırmak için evin ve arabanın anahtarlarını aldı. Kredi kartlarını bloke etti. Peki şimdi ne yapacak? O Kerem'le babasının arasında bir konu. Bizi ilgilendirmiyor. Ama sadece Kerem'i cezalandırmak. Peki nerede kalacak? Ne yapacak? Benim bir fikrim yok. O Kerem'in sorunu. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ben bir içeri gideyim. Buyur otur, ayakta kalmayın. Karnınız aç mı? Hemen bir şeyler hazırlayayım. Çok sağ olun, zahmet etmeyin. Ben aç değilim. O zaman bir çay kahve, ne içmek istersiniz? Zahmet etmeyin gerçekten. Zaten çok fazla kalmayacağız. Evet halacığım, biz çıkacağız zaten. Canan'ı bırakmak için geldik. Ya bu kadar yoğunluğunuzun arasında bir de Canan'la uğraşıyorsunuz ya. Yük olduk size. Ya halacığım o nasıl söz? Ha bu arada bir işiniz falan olursa Canan tek başına çıkmasın. Ben onu götürürüm gideceği yere. Allah razı olsun sizden kızım. Hiç merak etme sen. Onu tek başına hiçbir yere göndermem. Zaten yol bilmez, iz bilmez. Neyse halacığım çıkalım biz. Yapılacak işler var. Hay Allah, böyle de olmadı ki. Ne bir şey yediniz ne değiştiniz yavrum. Bir dahaki sefere inşallah. Hadi hoşça kalalım. Hadi güle güle kızım. İyi günler. İyi günler. Allah işinizde kolaylıklar verir inşallah.
Hayırdır, ne oluyor burada? Ben Çilingir'im. Allah'ım ya. Ya bugün herkes karşı bana, tüm dünya. Kardeşim, kim sana evimin kilidini değiştir dedi? Sabah Hanım gönderdi beni, isterseniz... Ona sorun. Sen hangi akla benim evimin kilidini değiştirsin ha? Keyfimizden değil herhalde. Ayhan Bey rica etti, ona da baban söylemiş. Sen evi akşama kadar boşaltman gerektiğini biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ne oldu? Ne? Baban kartlarına bloko koydurmuş. Biliyorum. Bizzat yaşayarak ve test ederek öğrendim. O zaman babanın elektriği, doğalgazı, suyu da kestirdiğini biliyorsundur herhalde. Babam mı kestirmiş onları? Hiç öyle numaradan üzülüyorum ayağa yapma. Gözlerin içi gülüyor. Ne, çok kızmadın bana yani. Elbette kızmadım. Yani Zehra'nın yaptıklarından dolayı kendini suçlu hissetme artık. İyi. Tamam o zaman. Bak ne diyeceğim. İstersen buluşabiliriz. Zehra'dan kurtuldum. Orada mısın? Evet, buradayım. Dinliyorum seni. Neredesin? Evde misin? Evde değilim. Yani toplantılar falan var, koşturuyorum biraz, işler yoğun da. Akşama doğru görüşebiliriz ama. Tamam. Nerede buluşalım? Geçen buluştuğumuz yerde. 5 gibi. Tamam. Buluşma saatini iple çekeceğim. Ay ben de. Görüşürüz o zaman. Tamam. Tamam, görüşürüz. Kimle konuşuyorsun? Kimle görüşeceksin? Sabah. Sabah'la konuşuyordum. Nereye gideceksin kızım? Emlak. Sabah'la kahve içeceğim. Ay anne, bir mahsur mu var? Canan, daha dışarıdan yeni gelmedin mi? Bak dayına çok ayıp oluyor ama. Ya ne ayıp anne ya? Sabahın yanına gidiyorum. Hay Allah Allah. 2 dakikalık mesafe. Canan, kızım bak yakında düğünümüz var biliyorsun. O yıkadığımız çeyizleri ufak ufak ütülemeye başlasan en azından onlar aradan çıkmış olur. Anne affedersin de bunları Zehra'nın düşünmesi gerekmiyor mu ya? Canan ne biçim konuşuyorsun sen? Vaktin mi var kızcağızın? Çalışıyor. Eve geldiğinde 2 dakika oturamıyor. Hem senin çayını çorbanı bile ayağına kadar getiriyor kızcağız. Aman ne kadar önemli. Ay ne kadar önemli, bana çay getiriyormuş. Getirmesin anne. Hiç getirmesin. Canan. Tabii ya. Ailemizin medarı, iftarı Zehra Hanım. Nasıl bir şey söyleyebilirim hakkında değil mi? Tukaka Canan'ın ona bile hakkı yok. Sus Canan sus. Bir kelime daha konuşma. Vallahi kalbime indireceksin ha. Bak bu söylediklerini dayın duysa, Zehra duysa. Ay tamam anne ya. Ay sana da mı bir şey söyleyemeyeceğim? Sen bilmiyor musun beni? Benim canım sıkılınca öyle esip gülüyorum işte. Sen de birazcık insaflı ol ama. Hep Zehra'nın yanında durma. Tamam Canan, tamam. Çık Canan. Git hadi. Tansiyonlarımı daha fazla fırlatma. Çık. Tamam. Ben geç kalmam. Of, of. Hayırsıyla şu kızın da bir kısmeti çıksa. Yok ya, böyle olmaz. Aradığım fırsat kucağıma düştü. Bu sefer ters bir durum olmayacak. Yeni kilidin anahtarlarından bir kopya ver bana. Sana da merhaba.
tartışmak istemiyorum. Anahtarlar. Ben de seninle tartışmak istemiyorum. Ayhan Bey söylerse kopyasını değil anahtarların hepsini takdim ederim sana. Çocuk gibi davranıyorsun ya. Ver şu anahtarları. Evin kapısını kapattım, giremem yoksa. Zaten girmeyeceksin. Babanın ne dediğini. Her şey senin yüzünden mahvoldu. Benimle ne ilgisi var? Sen geç kalmasaydın o organizasyona zamanında giderdin. Evden de arabadan da olmazdı. Evin kapısını eğer öyle çarpmasaydın içeride kilitli kalmazdık. Bak, hemen bıdı bıdı yapmayacaksan sana bir şey söyleyeceğim. O dediğinde usta olan sensin canım. Söyle ne söyleyeceksen. Bıdı bıdı yapmak yok ama. Allah'ım yarabbim ya. Söylesene. İstersen bir müddet burada kalabilirsin. Öyle mi pasaklı kontes? Ben Kerem Alkan'ım. Senin gibi bir çulsuzun yardımına ihtiyacım yok. Gider bir otelde kalırım. Bu pasaklı ofise de kalmadım. Biraz yürüyelim mi? Olur. Ben çocukken de bu ağaç böyleydi biliyor musun? O zaman dünyanın en büyük ağacı sanıyordum. Çok güzel değil mi? Hı hı. Sen de seviyorsun ağaçları, ormanı. Sen de denizi. Peki bizim bir evimiz olsaydı, yani faraza konuşuyorum. Nerede olsun, nasıl olsun isterdin? Yani bir kere burası çok güzel. Ağaçların içinde, hoş, sıcak. Ama öyle olmasaydı bile sen burayı çok seviyorsun. O kadar buraya ait duruyorsun ki. Burası İçinde sen varsın diye benim için daha güzel. Ve sadece sen varsın diye vazgeçilmez. Sen başka bir yerde yaşayamazsın. Buradan vazgeçemezsin. Geçerim. İçinde sen yoksan ve biz birlikte değilsek. Değil burası. Hayatın bile bir anlamı olmaz benim için. Cevap vermedin soruma. Peki. Ben küçükken hep böyle sırtını ağaca yaslamış bir ev hayal ederdim. Bir tepede. Şimdi sen seviyorsun diye deniz gören bir tepede. Minik, tek katlı bir ev.
verandasında salıncağı olan. Çatısı kiremit, duvarları taş, kapıları, pencereleri, tavanı ahşap. Böyle şirin bir ev. Öyle şirin. Hmm. Anladım. Selamlar. Prenses. Asya'cığım. Evde olmanıza çok sevindim. Asya bütün gün sizi sayıkladı yine. Öyle mi Asya'cığım? Evet, birlikte yemek yiyelim mi de yoksa yemem. Öyle mi? Tamam, birlikte yiyelim o zaman prenses. Ben prenses miyim dayı? Evet, sen benim prensesimsin. Hadi şimdi yemek vakti. Yaşasın. Ya yürüyüşe mi çıktınız? Biz böldük değil mi? Kusura bakmayın. Olur mu Ayşe'cim? Ne kusuru? Ben bir telefona bakıp geliyorum. Efendim? Merhaba Zehra Hanım. Ben Çetin. Ne istiyorsunuz? Nereden buldunuz numaramı? Canan mı verdi? Bunların hiçbir önemi yok şu anda. Çok önemli bir mesele var. Benim sizinle konuşacak bir şeyim yok. Kapatıyorum. Durun, kapatmayın. Çok önemli bir konu var. Yani bu kadar önemli olmasa aramazdım zaten. Lütfen rica ediyorum, kapatmayın. Neymiş önemli olan konu? Canan. Bende. Yani benim evimde. Ne? Durun, hemen telaş yapmayın. Geçen görüştüğümüzde bir yanlış anlaşılma yaşandı. Aynı yanlış anlaşılma bir daha yaşanmasın diye arayıp haber vermek istedim. Bu dünyada en son isteyeceğim şey yanlış anlaşılmaktır. O yüzden haber vereyim dedim. Orada mısınız? Ben Canan'ı uygun bir dille uyarmaya çalıştım ama ikna edemedim. İlle de kalmak istiyor. Aranızda da kalmak istemiyorum açıkçası. O yüzden gelip alabilir misin diye soracaktım sana. Neyse, görüşürüz o zaman. Nerede kaldın Çetin ya? Ay zaten az vaktim var. Ha? İyi insan lafının üstüne ararmış. Ay ne var Zehra, ne var ya? Ay bu yabani gibi tependesin ya. Çetin bari telefonunu da aç ya. Canan'a. Alo halacığım, nasılsın? İyiyim, iyiyim ben de. Mutfak dolabında hala, en alt çekmecede galiba. Yalnız mısın hala? Canan yanında mı? Demek ki sabahın yanına kahve içmeye gitti. Tamam halacığım. Yok yok, hayır. Bir şey yok. Ben öylesine bir şeye ihtiyacınız var mı diye aradım. Tamam, görüşürüz. Alo Sabah. Ha nasılsın canım? İyidir, iyiyim ben de. Canan yanında mı diye soracaktım. Demek hiç görmedim bugün. Anladım. Tamam canım. Hayır hayır yok. Öyle dışarı çıkmış da nerede olduğunu merak ettim. Sağ ol canım. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Demek doğru söylüyormuş.
Canan gerçekten o adamın evinde. Önce sen. Benim dışarı çıkmam lazım. Bir şey mi oldu? Canan. Canan'la mı buluşacaksınız? Evde değil miydi o? Dışarıda işi varmış da çıkmış. Onun yanına gideceğim. Yalnız olmasından tedirgin oluyorum. Tamam. Ben bırakırım seni. Hayır. Hiç gerek yok. Zaten bütün gün dolaştık durduk. Sen Asya ile ilgilen. Gördün halini. Şimdi sen de evde olmazsan iyice huzursuzlanır. Hem Ayşe'yi de üzmeyelim. Tamam. Sen öyle diyorsan. Peki Ayşe'ye ne diyeceğiz? Bu hallederim ben. Sen düşünme. O zaman ben Can'ı arayayım. O bıraksın seni. Alo Yüksel. İyiyim sağ ol, baksana. Yurt dışında mısın? Havaalanında. Anladım. Yok bir şey. Tamam, gelince konuşuruz. Gamze ne haber ya? Bomba gibiyim. Ya öyle değil, iş. İş yüzünden arayamadım canım. Sen hala yalnız mı yaşıyorsun? Yalnızsın. Süper. Bu akşam sendeyim o zaman. Öyle mi? Peki. Okan ne haber? Babam mı aradı? Nasıl? Sen de korktun yani, öyle mi? Okan, mafya babası değil, babamdan bahsediyoruz ya. Niye bu kadar çekiniyorsun anlamadım. Suratımı kapattı ya, adama bak. Baba sen ne yapıyorsun böyle ya? Yani ağaç gibi beni buraya diktin, yetmedi. Bir de telefonlarımı açmıyorsun ya. Hayret bir şey ya. Kızım sen niye bekliyorsun ki burada ya? Basıp gitsene. Alo baba. Ya bir dakika mı konuşacaktım ya? Baba bir saniye. Ama... Öyle mi? Peki. Kendi başımın çaresine bakarım ben de. Evet. Kendi paramı da kazanırım, kendi işimi de bulurum. Tamam. Bekle ve gör o zaman. Lan
Neredesin be Püskül? Neredesin ya? Canan nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl? Allah'ım yardım et. Yardım et ne olur. Üf, hava da karardı. Zehra? Ne işi var onun burada? Saklı. Hanım'ın fotoğrafları güzel çıksın diye hiçbir masraftan kaçınmadık. Konum ankerimiz de gelince her şey tas tamam olacak.